So, once again, my name is Tom Probert. I understand my last name is hard to say in Turkish. I am a product marketing manager for Digital Software. Been with the company a long time, but this is my first time at this conference. Adım Tom Probert. Güvenliğinden de anladığınızı sanarak Türk değilim. Market, PeopleWorks adına market müdürü olarak çalışmaktayım. So I'm here to cover what is coming with MagnetFO Professional version 12 and the roadmap, and I'll show you a little bit of work, what we're going to do for version 12.5 next year. MagnetFO Professional masaüstü CBS için MagnetFO Professional version 12 ve version 12.5 hakkında neler yaptığımızı ve neler yapacağımızı burada anlatmak istiyorum. This first slide is just an overview of the larger vision for the software. To make it simple, we want to deliver a very powerful desktop GIS tool, and it should be part of a suite so that you can do more and that it works well with our other products. En iyi masaüstü hareket alınmak ve CBS'in yeteneklerini kullanmak istiyoruz. İlk slide'dan da gördüğünüz üzere And here's a roadmap slide. Version 12 of MagnetFO Professional came out in English in June. Turkish version will come out before the end of the year, we hope. We do a release every year and plan to continue to do that. Bildiğiniz üzere MagnetFO Professional'ı her yıl yenilemekteyiz, her yıl yeni bir sürüm çıkartmaktayız. Masaüstüne ait yol haritamız, MagnetFO Professional masaüstüne ait yol haritamız da tabloda gözükmektedir. Haziran 2015'e kadar 32 bit ve 64 bit sürümler olmak üzere birçok yenilik sağlayacağız. There is a big difference next year. We will have a release in June as usual that will be 32 bits. We will have a release later in the year, in September or October, and that will be a full 64-bit version of that MagnetFO Professional. Gelecek yıl çok büyük bir değişikliğe gidiyoruz ve 32-bit kullanıcılarına destek sağladığımız gibi 64-bit kullanıcılarına da daha güçlü bir şekilde MagnetFO Professional versiyonunu bile getireceğiz. So, speaking of the present, you can see on this slide the major themes for MagnetFO Professional version 12. Version 12'nin ana konularından bahsetmem gerekirse, slide'da da gördüğünüz üzere grafik çıktısı, teknoloji güncellemeler, veri erişimi, araçlar ve lisanslama hakkında bir slide'ımız vardır. The only comment I want to make here is when we survey customers around the world and we ask them what are the most important areas of MagnetFO Professional to improve, it's pretty consistent that the number one area is around printing maps and creating cartographic output, creating nice maps to share. Müşterilerimiz arasında araştırma yaparken sorduğunuz sorularda MagnetFO Professional'ı ne için kullandığınızı sorduğunuzda sadece bir bölgede kartografik çıktı aldıklarını belirttiler. This release had a lot of work in that area, including major improvements to the labeling. Yeni etiketleme bölümünde slide'da da gördüğünüz üzere etiketleme için katmanlar ayarlama sistemi getirdik. Daha fazla etiket sığdırılabilmesi için yeni etiket seçenekleri koyduk. We also again want to talk about the future. Here are the major themes we're working on now for next year. It's going to be a pretty big release. Version 12.5 is going to be a pretty big release.
Mapping for Protection versiyon 12.5 konuları üzerinde birçok geliştirme ve performans yükseltmeleri yaptık. Slide'da da gördüğünüz üzere aynı şekilde kartografi çıktı. İşletim sistemini 64 bile getirilmesi bundan tam olarak sınırlıdır. One of the things I'm very happy to tell you is that starting in January of this year, we added more developers to work on that info professional. And because we've done that, I'm able to show you some early prototype work now. Şunu belirtmeliyim ki 12.5'ta çok fazla çalışmalar yaptık ve bunlar üzerinde size bir prototip göstermek istiyorum. So can we have the first video, please? What you're about to see here is a prototype of MapInfo Professional version 12.5, and it is going to use multiple processors in the computer. Burada göstermek istediğim prototipte altta çalıştırdığımız yazılımların ne kadar hızlı ve seri çalıştığını göstereceğim. The first pass through is going to erase all of the objects inside the blue polygon. Gördüğünüz üzere harita içerisinde bazı alanlar bulunmaktadır. Bu alanlar bir ülkenin il veya ilçe bazında verilmiştir. Hesaplama için nasıl yaptığına bakalım. And that took 9 seconds. Gördüğünüz üzere bu işlemi gerçekleştirmem sadece 9 saniye sürdü. That is just the way MapInfo Professional does this today. We're going to do this again, but we're going to tell the computer to use all 8 processors. This video was done on a machine with 8 processors. Bu yaptığımız işlem şu anki MapInfo'da yaptığımız hızlandı. Bir de bunu yeni MapInfo üzerinde deneyelim ve yeni MapInfo üzerinde denerken bu makinede 8 işlemci, 8 core olarak tekrar deneyelim. So using all 8 processors, it took half the time. Neredeyse yarım, yarım 9 bölü 2'den 4,5 saniyeye indirmiş bulunmaktadır işte. Again, this is early prototype work, but we expect the benefit to be even bigger when your data is more complex. Tabii ki bu hayal geliştirmekte ve bundan daha fazla hızlı bir işlem sağlamasını düşünüyoruz. The next thing I'm going to show you is how we can run a process in the background. Şimdi anlatacağım arka planda nasıl işlemleri geliştirdiğimizi ve işlemlerin nasıl işlediğini göstermek. This is running in the background right now, and notice I can use the menus and do other things with MapInfo Professional while it is creating these new buffer objects. Gördüğünüz üzere, eskiden olduğu gibi buffer işlemi yaparken herhangi bir işlem yapamıyorduk ve herhangi bir yere tıklayamıyorduk. Ama şimdi buffer işlemi devam ederken her türlü tabloyu ve sekmeyi açabiliyoruz. That took 39 seconds. We're going to do it again, running in the background, but also using 8 processors.
gördüğünüz üzere 39 saniye sürdü. Ama bir de bu işlemi 8 kor ile birlikte tekrar edelim. That is going faster. Gördüğünüz üzere 8 çekirdekli bir makinede daha hızlı işlem yapıyor. So from 39 seconds to 14 seconds. Sadece 14 saniye bu işlemi girdik. So let me check. Does this make sense? Do you understand? You can just nod your head. Bu konuyu anladıysanız elinizi kaldırabilir misiniz hocam? Okay, now we have one more video. Thank you. Bir videomuz daha var. Before I run this, I too would like to ask a question. I always ask my audience questions. Size bir soru sormak istiyorum. Bunu genelde müşterilerimize, misafirlerimize sorarız. I understand a lot of you use an info professional. How many of you use the layout window? Bildiğim kadarıyla hepiniz Macbook'u kullanıyorsunuz. Layout penceresini kaç kişiniz kullanmaktadır? Thanks, I took a picture. This is market research. Çok teşekkür ederim. Benim için yararlı olacak. Okay. You'll understand why I asked that question in a minute. Bu soruyu neden sorduğumu biraz sonra anlayacaksınız. Here is something else we are working on for version 12.5 next year, but this will be in October. This is a prototype of a 64-bit version of that info professional. Bu gördüğünüz video çok ilk versiyon olarak, prototip olarak yayınlanmakta. So notice this has a ribbon user interface. It is a completely new user interface for MapInfo Professional. Şeritleri görebiliyorsunuz. Eğer şeritler oldukça değişti ve yeni görünümüyle aynı Microsoft'taki gibi Word ve Excel kullanarak işlemlerinizi yapabilirsiniz. I do want to explain this is a very preliminary prototype work. We will probably change the way it all looks. Tekrar belirtmek istiyorum. Bu gerçekten çok önce yapılmış bir prototip ve daha geliştireceğini söylemek istiyorum. Next, this video is showing you how the windows in Pro can be floating. Bu alanda pencerelerin nasıl kaydığını göreceğiz. So the window is floating outside of MapInfo Pro. Gördüğünüz gibi pencereyi MapInfo'nun dışarısına çıkarabildik. You can use MapInfo Pro on two monitors. İki tarafta da bu işlemi gerçekleştirebiliriz. And a standard way to customize the toolbar. Araç işlemlerinde toolbarlardan yapabiliyoruz. Now we also want to show, we're going to show you right now, a demonstration of an active layout window. Bu demo gösterimi yeni layout penceresini nasıl kullandığımızı gösterecek. Hope you like this. Umarım bunu seveceksiniz. We're putting a map frame in as normal. Gördüğünüz gibi pencereyi bu şekilde yerleştirdik. Resizing it as normal. Değişikliği görüyorsunuz. Now what I'm doing is the layout is active. And while I'm in the layout, I can zoom in and zoom out on my map. Gördüğünüz üzere layout penceresi aktifken zoom out ve zoom in yapabiliyorum. I can use layer control. I can do everything as if it was a map window. Gördüğünüz üzere katman kontrolleri kullanarak katman kontrollerinde de işlem yapabiliyor. It is a map window embedded inside the layout. Gördüğünüz üzere pencere MapInfo'nun içerisinde. And
What you see is what you get when you print. Ne görüyorsunuz, onu alıyorsunuz. And I said this twice already, but this is early work. It's about a year away. Next October. Bu gerçekten çok önce yapılmış bir şey. Daha geliştirilecek. Okay, I think it just started to repeat. We can stop the video and go back to the slides. Gördüğünüz üzere bu şekilde bitiriyoruz. So here is a screenshot showing the ribbon toolbar. Gördüğünüz üzere pencerelerin nasıl yerleştirdiğini burada da bir resim almışız. We're happy to share these slides with you. Bu slaytları sizinle paylaştığım için çok mutluyum. There's a lot of detail on this slide about the long-term roadmap for Mac Info Professional. Bu tabloda çok fazla içerik bulunmaktadır. Bizim Mac Info Professional'ın yol haritamızı göstermektedir. The box on the right is what we are working on right now. Şu an geliştirmekte olanı sağ tarafta görüyorsunuz. The box in the middle are under consideration. Orta tarafta orta vadeli planlarımız gösterilmektedir. The box on the left are longer term possible goals. Those can change. All of this can change. Ve sol tarafta değiştirilmesi düşünülen ve yapılması düşünülen konuları görebilirsiniz. Okay, so I've got a little announcement to make, but first, I will sit at the Bashorsoft table to answer questions and to show a live demonstration of the work we're doing. And I can also demonstrate version 12 and labeling and those sorts of capabilities if you want. So I'll be at the table over there. We also have an announcement we just want to make. Chris Jenkins, would you stand up and wave and say hi to everybody? Hi, Chris. Chris has an afternoon session. He's been here before. Maybe some of you recognize him. And this is the agenda for what Chris will be talking about this afternoon. Şunu belirtmeyeyim ki bu yaptığım sunumu canlı olarak dışarıdaki standımızda yapacağım. Ve bu bir gerçek datayla, gerçek live olarak gerçekleştirecektir. Aynı zamanda Chris Jenkins Encom ürünlerinden Discover'ı tanıtacaktır. Öğleden sonra ki birinci kattaki salonumuzda, Mimosa salonumuzda sizleri bekliyoruz. So I'm finished. I have a Turkish phrase book on here. Türkçe phrase telefonu. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. İlk oturumumuzu tamamlamış bulunuyoruz. 20 dakikada çay kahvesi